Merhaba. Ne haber abi? İyidir abi. Seni gözüm yerden dişliyor, doğru mu? Hadi canım. Nereden dişliyor seni? Gerçekten mi? Nereden dişliyor seni? Geçen sezon olmaz sana. Ne yaptın sen geçen sezon? Taklit yaptım. Ne yaptın? Taklit yaptım ulan. Kimin taklidini yaptın? Kadir İnanır. Başka? Zeki Metin. Başka? Müslüm Gürses. Yürü Yakup. Gidelim mi? Yürü. Gidiyorum. Sahne senin. Hadi. Yolun açık olsun bebeğim. Gitmeden şunu kalbine yaz yalnız. Hakan Çankaya. Evet, 3. sezon. Sormama gerek yok mu? Eğer bu sezonu tutturamazsam. Jübile mi? Bir dahaki sene yarı finalden başlayacağız. Hep yarı finalde dönüp gidiyoruz. Zorlamayı seviyorsun. Hani renk atmayı seviyorum. Evet, başarısız da değilsin. Ya ama mesela ben bu işi yapmıyorum. Ben güvenlik görevlisiyim. Zevk için böyle. Maşallah çok boylu postlusun güvenlik görevlisi. Nasıl ya, bir güvenlik bu? Ben de hep bodyguard mısın sen? Yok, bodyguard değilim canım. Bu boyda bodyguard olmaz ki. 1.67 mi 1.68 mi boyum var zaten. Belki uzarsın. Ne güvenliği yapıyorsun sen? Ben bir spor merkezinde resepsiyonda güvenliyim. Çok güzel. Havuzlu, jacuzzi'li bir yer, güzel bir yer. Bir iş şirketin... Girmiş gibi bir alan var jacuzzi'ye. Yok. Emin misin? 6,5-7 senedir orada çalışıyorum. Daha bir kilosun parmağımı havuza sokmuş değilim yani o derece. Hiç girmedim. Geceleri çalışıyorum ben zaten, gündüz. Süper. Gündüz evli miydin sen? Bekarım ben. Gündüzde ek iş yapıyorum. Peki. Bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam normalde ben stand-up yapacaktım. Ankara şivesiyle. Ama sonra vazgeçtim. 2 gösteri hazırlamıştım. Niye vazgeçiyorsun, son dakika bir şeyler yapıyorsun? Tutmaz diye. Şunu yapacaktım ben. Yeteneksizliğe katıldıktan sonra hayatımdaki değişen şeyleri, ama değişmeyen, ama değişen şeyleri anlatacaktım. Güzel bir şey. Niye, memnun değil miyiz? Ama taklit yoktu onda işte. Şimdi tamam. Arkadaşlar dedi sen taklit yapıyorsun. Taklit yap dediler. Sen bilirsin, bir şey diyemiyorum şimdi. Seni yönlendirmek istemiyorum, vebal olur. Ya eğer taklit tutmazsa stand-up yapabilirim yani. Bence senin taklitin tutar da stand-up'u da kısaca dinleyebilirdik yani, sen bilirsin. İstiyorsan kısaca bir geçebilirim. Tamam. Stand-up isterseniz stand-up gösterim. Tamam. Yalnız bu stand-up gösterisi Ankara şivesiyle olacak. Tamam, tamam. İşler güçlerdeki Ahmet Kural tarzı bir şey. Şimdi arkadaşlarım hep bana soruyor, diyor ki yeteneksizsiniz, Türkiye yarışmasında katıldıktan sonra hayatında değişen ne oldu? Hiçbir şey olmadı ya la. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Yolda ha tamam, amenna, yolda bizi tanıyorlar, eyvallah. Ama hep erkekler tanıyor la. Hiç kızlar tanımıyor. Ulan bir tane kız tanısa var, şu köpek dişimi kıracağım valla, o derece yani. Bir gün size başıma geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bir gün mağazanın önünde bekliyorum. Hava karardı, kararacak, arkadaşımı bekliyorum. Bir tane kız, bir baktım flaş patladı şak. Dedim ki, ya hanımefendi izin isteyerek fotoğrafımı çekseniz daha iyi olmaz mıydı yani? Bir poz falan verseydim dedi, kızın bana dediği laf. Geri zekalı, ben vitrindeki elbisenin fotoğrafını çekiyorum, senin fotoğrafını çekiyorum, şapşal. Dedi, anam ben bir yerin dibine girdim. Ben bir yerin dibine girdim. Tabii altta kalır mıyım? Ben dedim buranın müdürüm. Yürü git başka mağazanın fotoğrafını çek dedim. Böyle işte anlatıyordum. O zaman taktik gösterimde başlıyorum. Yine alkışlayacağız maalesef. Şimdi bildiğimiz gibi geçtiğimiz aylarda mübarek Ramazan bayramıydı ve herkeste bir iftar telaşı vardı. Ki bizim evde de bir iftar telaşı vardı. Bir baktım annem evin içinde dolanıyor. Dedim ki anne hayırdır, evin içinde niye geziyorsun? Oğlum dedi, akşam iftar yemeği yapacağım ama ne yemek yapacağıma karar veremedim dedi. Dedim ki anne gel otur, açalım televizyonu. Bir sürü yemek programı var. Herhangi birini izleyelim. O programda hangi yemeği yapıyorlarsa biz de o yemekten yapalım dedim. Televizyonu açtık, bir tane yemek programı var. Dışarıdan konuşan bir adam, bir kameraman görünmüyor. Dış ses diyorlar bu adama. Ve yemek programı bir garibime gitti. Dedim ki ben bu yemek programına kendi karakterlerimi koysam acaba nasıl olur dedim. Program başladı böyle. İftardayız programından herkese mutlu akşamlar. Bu hafta Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Memati Bey'in evine konuk oluyoruz. Ooo Memati Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk lan. Memati Bey, bugün misafirlerimize hangi yemekleri hazırladınız acaba? Zıkkımın kökünü hazırladım.
Peki Memati Bey, salatayı yaptığınızı görüyorum. O elinizdeki limonla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sıkalım gitsin. Gelelim diğer yarışmacılarımıza. Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Zaza Bey de burada. Oo Zaza Bey, hoş geldiniz. Yemeklerden pek memnun kaldınız mı? Vallahi ben yemeklerden pek memnun kalmadım ha. Hele Memati kardeş. Söyle Zaza. Beni seviyor musun? Seni seviyorum Zaza. Ben de seni seveyim ama bu yemeklerini sevmeyeyim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Reklam. Kadir inanır. Namı diyar deli Kadir. O artık bir dedektif. Şimdiki görevi güzel kokulu sabunları bulmak. Burhan Altın Top. Her zamanki gibi saçma sapan şarkılar söyleyerek duş alıyordu. İşte tam o anda. Murat Gelin damından atlayamadım. Yıraldırım dikildi, toplayamadım. Alo? Murat Gelin damından... Sular gitti. Alo? Her tarafım sabunla kaldı. O ses de ne kilo? Çık lan banyodan. Kadir Bey, bana ne yapacaksınız? Beni mi öldüreceksiniz? Çıplak öldürmeyin bari. Olan var, olmayan var lan. Espri yapma lan, çık. Millet uzaydan atlıyor. Sen daha Murat Gül'ün damından atlayamıyorsun. Kaybolun. Ne yapacaksınız? Öldüreceğim mi beni lan? Kullandığın sabunun markası ne? Sabun markası mı? Markasını söyle. Kayan sabun. Ne? Kayan sabun. Ailenizin sabunu. Reklam. Merhaba arkadaşım. Ben Arif. Kod adım Cem Yılmaz. Buraya Arok gezegeninden geldim. Hem de sizler için. Hem kokan hem de güldüren parfüm icat ettik. İsviçreli bilim adamlarıyla değil, Çorumlu bilim adamlarıyla yaptık bu parfümü. Yanımızda bize yardımcı olmak isteyen ünlü ses sanatçı Zerrin Özer var. Zerrin Hanım'a bu parfümü sıkıyoruz, 3 saniye içerisinde gülecek. Sıkıyoruz parfümü. Psst. Bakın, 3 saniye içerisinde Zerrin Hanım gülecek. Yeter ablacığım, yeter. Fazla gülme. Kokutan ve güldüren parfüm. Bütün marketlerde. Tülay! Seni çok seviyorum kardeşim. Ne olsun eve girdim. Tülay! Seni çok seviyorum. Ne olsun eve girdim. Aşkım bir tanem yerdim, olsun yerdim, olsun yerdim. Karınız evden mi kaçıyor? Onu evde kilitleyemiyor musunuz? Sevgini sizden ayrılıyor mu? Hiç üzülmeyin. Tülay kapı kilitleri her zaman yanınızda. Tüm hırdavatçılarda. İftardayız programı burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. En son yaptığın çok keyifliydi. O şeyi biliyorum. Ağlayan karısı. Tülay geri döndü. Tülay geri döndü. Çok iyiydi o ya. Bugün çok havanda değilsin ama ben seni çok kabiliyetli buluyorum. Bence sen yoluna devam etmelisin ve başarılısın. Hatta bence bunu meslek olarak bile yapabilirsin. İnşallah. Niye yapmıyorsun onu da bilmiyorum. Aynı şekilde çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ancak ya geçen seneki performanslar Hakan çok daha iyi gibi geldi bana. Evet. Ya onun gibi bir iki tane bir şeyle gelsen %100 finalist olursun. Yani mesela o Ünlüler Banka hikayesini yapmıştın ya. Evet. Bugün sırf Ünlüler reklamlar yapsaydın. Bak sana ciddi olarak söylüyorum. Burayı yıkardın.
Peki oylamaya geçelim. Sergen? Evet diyorum ben. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. 3 evetle oyluyoruz. Teşekkür ederim. Eskişehir teşekkürler.